Merhaba. Nasılsınız? Şöyle alalım mı? Biz iyi, siz nasılsınız? İyi. Nasılsınız? İyi vallahi, nasıl görüşemiyoruz. Geçiyor? Benim evet. Yüzümden görüşemiyoruz biliyor. Sizi yakalayayım bugün. Evet. Çünkü yokum bugün İstanbul'daki tek günümde. Öyle işte biraz alışveriş falan yaptım. Çok uzun zaman sonra. Koşturuyorum ben. Hiçbir şey yok hayatımda. Konser vermek dışında hiçbir şey yok. Her günüm aynı. Kalkıyorum. Hangi şehirdeysek o şehire gidiyoruz. Saçım makyajım yapılıyor. Çıkıyorum. Konserimizi yapıyoruz. Bitiyor. Uyuyoruz, uyanıyoruz. Sonra yine aynı. Yoğun bir maraton ama sizin açınızdan nasıl geçiyor o süreç, böyle oradan oraya, oradan çok oraya? Çok keyifli geçiyor çünkü tabii yani 2 sene evde oturmanın ve pandeminin acısını çıkarıyoruz. Çok özlemişiz. Geçenlerde Antalya'daydım. Hava herhalde böyle 40 derece falandı. Konser bitti. Açık hava konseriydi. Özel bir gecede sahne aldım. Fotoğrafçıma dedim ki fotoğraflara bakabilir miyim? Instagram'da paylaşacağım. Bayağı böyle havuzdan çıkmış gibi saçım başım. Fotoğraf paylaşamadım sahneden. O kadar dağılmıştım. Çok uzun kalmışız. 2,5 saat kadar sahnede kalmışız ama farkında değiliz. Ama paylaştığınız fotoğraflar bayağı bir konuşuldu öyle. Evet, o kıyafetim şeydi, o günle özel kıyafetim, bir transparan kıyafetim. Çok güzel bir kıyafetti. Zordu taşımak kıyafeti. Bir de üstüne Antalya sıcağı eklenince tabii beni yordu. Biraz zor bir kıyafetti. Bir de benim sahne performansım da sadece işte şarkı söylemekten ibaret olmadığı için beni çok zorlayan, benim ve dansçılarımı çok zorlayan, çok hareketli bir koreografi var. Bütün sahne boyunca bitmeyen. O yüzden benim için tabii bir tık daha yorucu oluyor. Ama çok severek yaptığım için o dokunmuyor bana onun şeyi. Ama sahnelerde yine cesur kıyafetler giymeye devam. Bu konuda da evet. İyi gidiyorsunuz. Nasıl evet. Tepkiler geliyorsunuz? Çok beğeniliyor. Çünkü o yani bizde bir şovla bütünleştiği için o. Hani şey var ya işte dünyada giyiliyor bu özel tasarım mayolar. Türkiye'de olmuyor. Çünkü Türkiye'de sahne şovu yok falan şeyi var ya, polemiği var ya. Bizde var yani. Şov görmek isteyen gelip görebilir. O yüzden sadece işte mayoyu ya da transparan kıyafeti giyip çıkmak ve şarkı söylemek olmadığı için kendi adıma konuşuyorum. O yüzden bizde öyle çok şey olmuyor. Yadırganmıyor yani. Hani tepki almıyorum. Pozitif tepki alıyorum diyeyim. Bir de herhalde en son konseri Adana'ya mı ne? İşte arabayla gitmişsiniz, uçak. Evet, şu an öyle bir problemimiz var. Bu ara uçak korkum nüksetti. Sürekli uçağa bindiğim için üst üste şehir değiştirmek zorunda olduğum için biraz bu ara böyle bir nüksetti. O yüzden biraz uçağa binmeyi durdurduk bu ara. Olabildiğince yakın yerlere bir şekilde arabayla gitmek için zorluyoruz kendimizi. Yani büyük yardımcınız yanında bir de bu konuyla ilgili. Evet. Şöyle hiç yanımda değil. Onun uçuşlarının çok yoğun olduğu bir dönem. İşte biz bugün buluşabildik. Yarın tekrar ayrılıyoruz. O nereye uçacak, dünyanın neresinde bilmiyorum. Hiç görmüyorum yani bu dönemde. Uçakla ilgili mesela hiç yardımcı olmuyor mu? Korkulara oluyor, oluyor. 7 senedir konuşuyoruz biz bu konuyu. 7 senedir sabahlara kadar anlatıyor ne kadar güvenli olduğunu vesaire falan ama yok. Yani tedavi de oluyorum aynı zamanda yani. Şeyde psikoterapi de alıyorum uçak korkusuyla alakalı. Yani. Evet, o kadar. Ya dönem dönem binemiyorum. O da bu dönemlerde en yoğun dönemde. Aynen öyle, ona denk geldi. Zaten yoğun olduğu için öyle oluyor. Ona denk geldi. O yüzden olabildiğince karayolu gidiyoruz. Cedirce'de bir konseriniz iptal oldu işte, belediye ile alakalı. Sonra bayanların bazı bayan sanatçıları kadın. İptal etti. Kadın sanatçılar, destek olan var, sahneye çıkan var. Neler söylüyorsunuz? Evet. Sahneye yani şöyle, benim nezdimde ben o konsere çıkartılmadım değil, çıkamadım. Kendi çok yoğun bir iş programım olduğu için çıkamadım. Biliyorsunuz bu şampiyonluk konserlerinde şampiyonluklar hani son lig durumuna ve puanlama durumuna göre belirlendiği için bana böyle son dakika gelen bir konserdi o. O tarihte çakışan başka bir konserim vardı. Benim çıkmama sebebim bu. Ben bunu sosyal medyadan da açıkladım ama çok insan üzerine konuştuğu için orada kafalar böyle bir çok karıştı. Bana uymadığı için Gülben Ergen'e teklif gitti. Gülben Ergen çıktı. Yani tavrı ve duruşuyla ilgili bir yorum yapmayacağım. Çıkmayı doğru gördü, çıktı. Ama bugün ben bu Armağan Çağlayan'ın yanından geliyorum şu anda mesela. Armağan Çağlayan'a telefon edip o konser zaten benim konserimdi gibi bir şey söylemiş. Üzüldüm mesela, moralim bozuldu, anladın mı? Yani telefonda da konuştuk, sosyal medyada da benim açtığım tege. Yani o konsere benim çıkacağım. Daha biz herhangi bir sözleşme imzalamadan söylenti şeklinde
duyuldu Düzce'de ve herkes heyecanlanarak yaşasın Ece geliyor diye paylaşım yaptı. Onun üzerine bir şahıs benim için hayır Düzce'ye kadın sanatçı yakışmaz diye sırf kadın olduğum için böyle bir açıklama yaptı. Sonra benim takvimim uyuşmadığı için ben o konsere çıkmadım. O açıklamayla hiçbir alakası yok. Beni kimse durduramaz. Ben çıkar aslanlar gibi yaparım o konseri orada. O ayrı bir mevzu. Ama mesela işte Gülben Hanım beni de aradı çıkmadan önce. Ece ne düşünüyorsun bu konuda? Beni dedim hiç şey yapmaz yani. Beni bozmaz. Siz buyurun çıkmak istiyor. Benim hiç takvimime uymuyor. Ben o nedenle o sahneye çıkmıyorum. Yanlış anlamayın. Başka bir şey yok. Buyurun çıkın. Ama sonra mesela Armağan Çağlayan'ı aramış. Bugün öğreniyorum. Armağan Bey'den öğrendim. İşte konser benim konserimdi. Teklif bana gelmişti falan demiş. Moralim bozuldu yani anladın mı? Birbirimizi destekliyoruz ya hani biz kadınlar. Aynı şey Meleğin de başına geldi. Derya çıkmadı. Derya kendi konserini iptal etti. Böyle birbirimizi desteklememiz, arkamızda durmamız gereken bir dönemde sırf kadın olduğumuz için engellenmeye çalışıldığımız ya da bastırılmaya çalışıldığımız bir dönemde bir tane konser için, iki tane konser için bunlar falan böyle çok ne bileyim tuhaf peki geliyor. Ondan sonra bir konuşma oldu mu Gülben Hanım? Hayır olmadı biz gayet iyiyiz. Biz gayet iyiyiz. Şeye bile yorumlara bile yazdım Gülben Ergen o gün bir talihsizlik yaşadı sahnede. Evet. Milyon tane yorum vardı sosyal medyada Ece'nin ahı tutu ah falan etmedim öyle şey olur mu hiç? Nereden yani insanlara cevap yazma isteği duydum. Bakın siz yanlış yorumluyorsunuz bu konuyu. Biz Gülben Hanım'la konuştuk. Gülben Hanım bana Ece ben bu konsere çıkarsam kalbin kırılır mı diye sordu. Ben de hayır dedim. Kırılmaz Gülben Hanım çıkın yapın konserinizi. Ben kendi sebeplerim, kendi teknik sebebim yüzünden bu konsere çıkamıyorum. Durdurulma değil diye de şey yaptım. Kendisiyle de konuştum insanlara açıkladım bir de Gülben Hanım için hani kimse kötü bir şey yorum yapmasın. Ne oldu da ondan sonra sahne benim bu, bir muhabbet? Bilmiyorum anlamadım ki ne oldu. Yani arayacağım soracağım şimdi zaten bunu izledikten sonra belki o arayacaktır beni de belki de ben ararım yani bilmiyorum üzüldüm moralim bozuldu. Niye ben bana ait olmayan bir konser için manyak mıyım ben kendimi ortaya atacağım da kıyameti kopartacağım. Nereden çıktı anlamadım bu muhabbet. En sonunda Koreli bir şarkınızı paylaştı. Hiç heyecanlanmadım. Ya dünyanın en komik muhabbeti. Ya Instagram'dan paylaştım. Çok hoşuma gitti. Koreli bir grubun. Ben yani K-pop'u çok seviyorum. Birçok K-pop fanı da bunu zaten biliyor. Kendimi bir anda K-pop savaşlarının içinde buldum. Ya şöyle o an Twitter'dan birisi paylaşmış. Instagram'dan paylaşmış. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Ne güzel. Şarkı Kore'ye kadar gitmiş. Koreli bir kız benim şarkımda dans ediyor. Çok güzel bir şey. Ben paylaştım. Sonra Twitter'da birisi yazmış işte Koreli ünlü birinin Ece'nin şarkısında dans etmesi. Ben de dedim ki o an öyle bir ruh hali içerisindeydim. Ay bunu da beni hiç heyecanlandırmaması dedim. Aslında kendi ruh halimi açıklar bir kelime. Bu bile beni heyecanlandırmıyor demek istedim. Ama tabii ki Kore fanları olayı Kore gazilerine kadar neredeyse götürüp savaşa girdiler. Sonra o savaş birbirlerinin arasındaki armiler Blink'lere, Blink'ler işte armilere falan böyle bir onlar ayrı bir savaşa girdi. Ben bu arada tabii K-pop sözlüğünü öğrendim bu savaşlar sayesinde. Zaten biraz daha hakimdim. Şimdi çok iyiyiz, çok tatlıyız. Barış K-pop sağlandı mı? Barış sağlandı. Hepsi bana aşık, bayılıyorlar bana. En büyük destekçilerim şu an K-pop fanları. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, iyi mesailer olsun.